Tekrar merhaba arkadaşlar. Unreal 4 ile geliştirdiğimiz hayatta kalma oyunumuzun 5. parçasındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hiç hız kesmeden. Bu dersimizde yapacağımız artık envanter sistemini daha da şekillendirme üzerine olacak. Daha önceki derste yaptıklarımız envanter sisteminin genel yapısıyla alakalı bazı değişiklikler yapmaktı. Çünkü oyunun geneliyle alakalıydı bu. Böylelikle Blueprint Interface'i de görmüş olduk. Şimdi yapacağımız işlem normal şartlarda ben şu an play dediğimde açılan bir envanter yani gear ekranı var. Ve misal buradaki objeyi daha önce sırt çantası olarak belirlemiştik. Ve aldığımızda yiyordu. Bu bir eşya diye de yazıyor sol liste. Debuglarımızdan bir tanesi. Yapmak istediğim misal içerisinde eşya konulabilen bir obje bu. Sırt çantası olduğu için. İçerisine eşya konulabilen bir obje geldiğinde aldığımızda sağ tarafta ekstra bir şekilde bu eşyanın içerisindeki boş slotları görmemiz gerekiyor. Görmek istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Tekrar yeni bir UMG oluşturacağız bununla ilgili. Arayüz dosyası oluşturacağız. Sağ klik, affedersiniz, klasör demeyecektim. Sağ klik, User Interface, Widget Blueprint, sağ W, Atre, ismini envanter olarak belirlemek istiyorum. Çünkü asıl envanterimiz burası. Diğer kısım eşyaları giydiğimiz gear ekranı. İsmini Inventory olarak yazdım. Gear ekranı açmak istiyorum. Bunu daha önceden size box'ını, genişliğini 400 pardon 384 belirlemiştik. Bunu belirlediğimiz kriter şu. Normalde ikonlarımız 64 piksel 64 piksel. 2 piksel ve sağından ve solundan yukarıdan ve aşağıdan çerçevesi olduğu için 64, 68'e 68 olmuştu. Yan yana şöyle yapalım. 384 bölü 68. 384 bölü 68. 5,6 yapıyormuş. Tam olarak yapmıyor. 6 slot olarak biz hesaplayalım misal. Yani yan yana 6 tane getirdiğimizde genişliği ne olacak? 6 çarpı 68. 408 oluyormuş. Hemen şöyle yapalım. Size box'ımızı 408 yapıp bir ne kadar fark yarattığına bakalım. Çok az bir şey. Ben böyle olmasını istiyorum. 408 olarak kullanalım. Böylelikle yandaki envanterimiz de açıldığında bununla aynı genişlikte olsun. 408 piksel. Ya da birim diyelim. Yine Canvas panelimi siliyorum. Bu kendi içerisinde farklı bir panel olacak. Sizebox ekliyorum. Genişliğini az önce belirttiğim gibi 408 yapıyorum. 408. Yüksekliğini ise şimdilik 750 yapmak istiyorum. Desired diyorum. Panelim normalde böyle bir şey olacak. Ekranda göründüğünde de birebir oranda bu şekilde olacak. Gördüğünüz yükseklikte. Evet. Öncelikle yapacağımız işlem gear ekranında olduğu gibi o panelin ne olduğunu anlatan bir üst kısma ekstra bir panel eklemek. Bu kısım için neler yapmışız ona bakalım. Öncelikle yukarıdan aşağıya sıraladığımız için üst kısmı ilk yerde yani ilk başlangıç kısmı kapattığımız, ekranı taşıdığımız ve o panelin isminin yazdığı bölüm. Bunun için bir vertical box oluşturup içerisine border oluşturduktan sonra diğer parçalarını ekliyormuşuz. Hemen bakalım. Vertical box ekliyoruz içerisine. Yukarıdan aşağıya bir şeyler dizdireceğiz. Anlamına geliyor bu. Ve bir border ekliyorum. Evet. İlk parçamız bu. Tekrar kopya çekiyorum. Yüksekliğini 25 piksel, genişliğini 408 belirlemişiz. Yüksekliğini 25 piksel. Bunun içerisinde de size box var. Yüksekliği 25, genişliği de 408.
Padding olmamasını dikkat ediyorum bunlarda. Padding olmasını istemiyorum. Yani sağdan soldan çerçeve olmasını istemiyorum bunlarda. Sadece itemlarda istiyorum ben bunu. O yüzden gördüklerimin hepsini sıfırlıyorum. Kendinden de bir padding yok. Tamamdır. Aynı yeri oluşturdum. Kendi içerisine bir overlay, yani üst üste gelebilecek iki içerik için zemin hazırlayacağım ve rengini seçeceğim tabii ki. Hepsinden önce border'ın rengini şuradan hemen kopya çekelim. 0.07. Orası da sıfırmış zaten. Bunu da sıfır yaptık mı? Aynısı oldu. İçerisine bir overlay ekliyorum. Overlay'in içerisinde bir text box olacak. Buraya 16 piksel kullanmışım. 16 piksel tam ortalanacak. Yukarıdan aşağıya da ortalanacak. Ve inventory yazıyorum. Hemen altına bir buton ekliyorum. Overlay'in yanına. Bu en sağda görünecek. Rengi de kırmızı olacak. Buradaki gibi. Sağ üst, aslında yukarıdan aşağıya bu sıralaması daha iyi olur. Aynen. Kendini sığdırması. Bunun rengini buradan değil, normalden belirliyoruz. Evet. Renk kodlarına bakıyorum. R1A1. Geri kalanı 0. Butonun stil normal tint R1A1, geri kalan 0, tamamdır. İçerisine bir yazı atıyorum. Bu büyük harfli mi? Büyük harfliymiş galiba. Büyük harfli bir X yazısı ve tabii ki boyutuna bakıyorum. 12. 12 piksel. Zaten ortada duruyor. Ekstra bir şey almak istemiyorum. Şimdi asıl olay zaten burada. Burada bir yukarıdan aşağıya eşya ekledikçe alt alta sıralayacağımız scroll box. Bunu da hemen vertical box'ın bir altına ekliyorum. Yani şuraya. Fill diyorum. Oradaki alanı komple sığdırmaya çalışıyorum. Tekrar aynı hata yaptık. Affedersiniz. Bir border gerekiyor. Bir arka plan rengi gerekiyor. Oyundan ayırabilmek için bu paneli. Bunu fill diyorum. İçerisine de zaten scroll box yerleştirdim. Bu da fill, yani içini doldurmuş vaziyette. Hemen bunu ayarlayalım. Opacity'sini 0.5 yaptık. RGB bunlar bu şekildeler. Ya da buradan kopya çekelim. Burasıyla aynı yapalım tekrar. Buranın içeriği, arka planı. Border, evet. Bunun bilgilerini alalım. 0.01 şeklinde. Aynını bunda da istiyorum. 0.01. Evet. İstediğim buydu. Renk seçimi çok kötü olabilir, kusura bakmayın. İçerisinde bir scroll box var. Scroll box'ın içerisine eşya eklemek istediğim için bunun dışarıdan erişilebilir ve düzenlenebilir vaziyete getirmek istiyorum. O yüzden is variable diyorum bunu. Ve ismini de inventory scroll box koydum. Dışarıdan kolayca tanımlayabilmem için. Asıl işlemlerimizi bunun içerisine yapacağız. Şimdi bir UMG daha oluşturacağım. Bunun ne olduğunu anlatayım. İsmi bunun inventory slot olacak. W inventory slot. Anlatmaya çalışmayacağım.
direkt ben yapmak istiyorum şu anda nasıl bir şey olacağını. Öncelikle bu bir border olması gerekiyor. Yani bulunduğu ortamda içeriğine göre maksimum şekilde genişleyen. İçeriği ne kadar genişse içeriğindeki işte resim ya da diğer içerikler ne kadar geniş olmasını istiyorsa en dış kalıbı da o kadar geniş olacak bir şey. Desired diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi normalde çok ufak. Kendi içerisine bunun da rengini ayarlıyorum. Ayarlayalım. 0,01. Aynı arka planını biraz daha koyu hale getireceğim. 0,75 yaptım misal. Bu renk ayarlamanı daha sonra çok daha düzgün bir şekilde yapacağız. En arka planı bu şekilde olacak. İçerisine bir vertical box yerleştiriyorum. Ve tabii ki paddinglerini siliyorum. Güzel görmesini istiyorum. Flat, düz. Daha sonra renk uyumluluklarını da yapacağız. Birbirleri güzel frekanslık, yani frekans uyumlulukları olan renkleri araştıracağız ve onları da düzenleriz bunları. Onun için de önerebileceğim bir ikisi de var. Vertical box ekledim. Vertical box'ın içerisine bir adet horizontal box eklemek istiyorum. Dikey olarak içerisine eşya koyabildiğimiz bir vertical box'ın içerisine ilk ürün olarak horizontal box ekledik. İçerisine yatay olarak bir şeyler ekleyeceğiz. Arkaya gelen sağ tarafa doğru. İlk koyacağımız şey giydiğimiz kıyafetin ikonu. Bu 32 piksel 32 piksel olmasını istiyorum ben burası için. Aynı zamanda horizontal box'ın içerisinde farklı bir renk tonunun olmasını istiyorum. Ayırt etmek amacıyla. Bunun içerisine de imajı koydum. Affedersiniz, ters oldu. Horizontal box'ı border'ın içerisine yerleştirmem gerekiyor. Evet. Bunun şekli maksimum. Bununki otomatik. Doğru. İmajı horizontal box'ın içerisine yerleştiriyorum. 32-32 piksel ve imajın hemen arkasına bir text gönderiyorum. Arkasında bir yazı olacak. Border kısmından alfa kanalını 0,5 şu şekilde ayarladım. Item name. Bu arada bu border'ın genişlik olarak buradan değil sanırım. Nereden olduğunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Evet. Genişlik olarak full doldurmasını istiyoruz bulunduğu ortama. İsim, ikon, yalnız 32-32 olmasına rağmen neden bunu gösterdiğini anlayamadım. Ona bakıyorum şu anda. Kendi içerisine
Bu bilgilerin hemen altına bir tane de vertical box'ın altına uniform grid panel eklememiz gerekiyor. İçerisinde itemların ikonlarının soldan sağa doğru listeleneceği kısım. Evet. Inventory grid panel. Bu da aynı şekilde bulunduğu ortamı doldurma üzerine kurulu. Tabii ki sadece yatay olarak bulunduğu ortamı doldurma üzerine kurulu olacak. Aynı anda en fazla içerisine 6 tane eklenebilecek eşya. Inventory grid panelin içerisine. Hiçbirisinin padding'in olmamasına bakıyorum. İsim tam ortada olmasını istiyorum bulunduğu boşlukta. Yukarıdan aşağıya doğru da. Fotoğrafın ise en solda olmasını istiyorum. 32'ye 32. 32.18 16 piksel olmasını istiyorum. Büyüklüğünü şöyle bakalım. Görünmesi gereken bu olacak. Biraz büyük bile diyebiliriz. 16 14 diyelim. 12 de diyebiliriz. Aynen. Daha güzel oldu. Orijinal büyüklüğü sol üstte şurada uzun bir yazıyor. 1'e 1 olduğunda normalde görünmesi gereken ekranda böyledir. Orijinal büyüklüğü bu halde. Şimdi bu yaptığım ne işe yarayacak? Öncelikle bunu size söyleyeyim. Bu yaptığım sistemi her giyilen eşya için yani item, ikon, isimlendirmelerini tamamlayayım. Item name uniform grid panel. Bunu da dışarıdan değiştirebilir yapıyorum. Şu anda bu tamam. Kendi içerisinde oluşturduğum şu şekilde göstereyim daha iyi olacak sizin için. Normal şartlarda ben şu anda burada herhangi bir eşya giymedim. Sırt çantasını aldım da şu an görünen panelin sağ tarafına az önce oluşturduğum geniş panelin, yüksek panelin çıkmasını istiyorum. O panel çıkacak. Daha doğrusu orada içerisinde, o panelin içerisinde giydiğim her elbise için bu arayüz dosyası çalışacak. Bu arayüz dosyası burasının içerisinde sağ yatay olarak genişleyecek. 0'a 0 gelecek şekilde 408 piksel genişte genişleyecek. Yükseklik olarak ise içerisindeki item slotu kadar geniş olacak. Sol tarafta giyilen eşyanın ikonu, içerisinde eşya konulabilen eşya daha doğrusu ikon olacak, adı yazacak, hemen altında içerisindeki eşyalar listelenecek. Ben uniform grid panelin kendi içerisinde bir padding olmasını istiyorum. Bunu hesaba katmadık. Bu 5 piksel 5 piksel olsun. Yani left'ten 5, top'tan 5, right'tan 5, bottom'dan 5. 5 piksele 5 piksel olacak. Böylelikle genişlik olayı 10 piksel genişlemiş oluyor bu çerçevenin yan yana geldiğinde. Öyleyse ne yapıyoruz? Inventory panelimizin genişliğini 10 piksel artırıyoruz. 108'li 118 yaptım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız daha sonra. Çünkü güzel görünecek en sonunda. Hiçbir pürüz görünmeyecek. Şu anda yapmak istediğim şu. Envanter açıldığında envanter ekranı G'ye bastığımızda envanter ekranı açıldığında inventory panel üretildiğinde şuradan itibaren hemen oluşturmaya başlayalım. Affedersiniz. Cast to Survivor Controller. Get. Pardon. Get Survivor
Get player controller. Kısa yolunu oluşturuyorum tekrar. Inventory içerisine. İsmini karakter, pardon, survivor controller referans olarak yazıyorum. Ve bir for each döngüsüyle sürekli yapmasını istediğim bir işlem olacak. Get gear for each loop gerekli bize genel olarak. Break edilebilir for each loop ile get index sıfırdan 5 parça olduğu için, içerisine eşya konulabilen elbiselerin 5 parça olduğu için sıfırdan 5. parça olan 4'e kadar gideceğim. Yani 0, 1, 2, 3 ve 4. Toplam 5 parça. 0, 1, pardon, 0, 4. 4'e kadar gidecek. Yapmak istediğim şu benim şu anda. 0'dan 4'e kadar envanterimdeki elbiseleri taratıyor. Eğer ki break diyorum. Eğer ki buralarda birer eşya varsa, yani ID'si büyükse 0'dan, branch if kontrolcüsü. Yapmak istediğim benim bu ekranımdaki şurada scroll box'ım var. İçerisine eşya koyduğumda alt alta listelenecek. Herhangi bir arayüz koyduğumda. İsmi de inventory scroll box'tı. Add child affedersiniz. Create widget ismi neydi? Ve inventory slot. Eğer üzerimde giyilebilen bir eşya varsa, yani giyilmiş bir eşya varsa, 0'dan 4'e kadar cırımda bunları kontrol ettiriyor. Eğer giymişsem, giydikten sonra, yani giymişsem pardon, kontrol edildikten sonra onun için inventory kısmında bu boşluğa şundan bir tane oluşturacak. Ve içerisine bunun birer değişken değişken oluşturmak istiyorum. Değişkenler. Aç değişken oluşturmama gerek yok. Önemli olan içerisindeki eşyaları burada sıralattırmak. Onu da şöyle yapacağız. Item icon ve item name bilgilerini alacağız. Inventory içerisinde oluşturulurken. Burada bir tane oluşturuyor şu anda mantıken. Ve içerisinden set item icon set item neden ulaşamadığıma bakıyorum. Icon name. Evet, bunları çünkü bir değişkene bağlı tutmamız gerekiyor en mantıklısı. Hemen birer değişken oluşturalım. Temp icon türünü texture 2 seçiyorum. Şu şekilde ve temp name şu şekilde ayarladım. Türünü bizim sanırım name'lerimiz ne olarak geliyor? Create binding dediğimde
Pardon, hiç fark etmez. Name olduğu için bunu da name seçelim. Name. Kaydettim. Ve designer'ıma geldim. Name'in içerisinde yazacak olan değeri name'den almak istiyorum ama görünmüyor burada. String ya da text deneyelim. Evet, temp name'den. Fotoğrafı ise temp ikondan alacak. Bu ikisinden alacak. Bu dosyaları oluştururken de envanterin içerisinde, inventörün içerisinde set temp ikon set temp name. Oluşturacağız. Ve buradan bilgilerini aldığımız ikon bilgisini oluşturulan eşyaya isim bilgisinde oluşturulan eşyanın ismine yerleştiriyoruz. Böylelikle sırayla bunlar çalıştığında bunlar sırayla çalıştıklarında isimlerini buradan alabilecekler. Etkileşime geçtiğimiz, aldığımız eşya ile üzerimizde bulunan eşyanın bilgilerinden birer tane o panelden oluşacak. Eğer ki herhangi bir şey yapılmamışsa, yani orada bir ürün yoksa, şuradaki doğruluk tutmuyorsa, sıfırdan büyük mü değilse, demek ki orada bir eşya yoktu. O zaman hiçbir şey yapılmayacak. Eski haliyle kalacak. Bunu test edelim isterseniz. Aynı zamanda karakter kontrolcüme bir tuş daha eklemek istiyorum. Gear'dı. B tuşunu eklemek istiyorum. Yeni bir değişken oluşturuyorum. Show Inventory. Yine flip flop'la çalışacak. Show Inventory. Şu şekilde. Oluşturduğum inventory widget'ı main içerisinde burada görünmesini istiyorum. Şurada görünmesini istiyorum. Bunun da görünürlüğünü visibility'sini create visibility diyorum. Get inventory show. Select Boolean. Eğer ki Show Inventory turuysa görünür olacak. False ise hidden olacak. Hemen test edelim. G, B. Gördüğünüz gibi görünmekte. E'ye bastım. Çantayı aldı. B'ye bastım. Herhangi bir şey olmadı. Sebebi şununla alakalı. Ben bu dosyayı daha sonra oluşturuyorum. Yani ilk başlangıçta oluşmuyor aslında. Inventory dosyası. Pardon, inventory slot dosyası. İlk başlangıçta oluşmuyor. O yüzden bunu update etmem gerekiyor. Şu şekilde update edeceğim. Bu arada ben bu dosyayı oluşturdum sadece. Şeyin içerisine eklemedim, affedersiniz. Inventory Screwbox'ın içerisine eklemedim. Bununla ilgili ufak bir kopya çekmem lazım. Burada değişik bir şey kullanıyorduk. Ona bakacağım. Diğer projem bu. UI Inventory Main sanırım
Buydu. Evet, burası. Burada yapılmış olan işlem şuymuş. For each ile oluşturulmuş bunlar. Affedersiniz. Inventory button. Evet, burası. Önce clear children denmiş. Oluşturmadan önce, for each'ten önce. Aynı şekilde uygulayalım biz de. Loop'tan önce içerisini temizlemişiz. Clear children denmiş. Clear children. Altındaki yer alan bütün içerikler temizlenmiş. Daha sonra da Child oluşturulan sonradan oluşturduğumuz içerisinde giydiğimiz elbiseleri, giymiş elbiseleri oluşturan şu panel Child ile ekleniyor. Oluşturulmuş olan eşya bu olduğuna göre içerik bu olacak, hedef orası olacak. Tabii ki bunu update etmemiz gerekiyor. Her bir aksiyon olduğunda onu da şöyle sağlayacağız. Tekrar kontrol sağlıyorum. Update, pardon, custom event diyelim. Update widget. Update inventory. Buraya bağladım tekrar. Bu özel bir event. Bunu dışarıdan tetiklettireceğim. Nasıl tetiklettireceğim? Ondan bahsedeyim. Kurduğum şu anki dosya yapısına göre, arayüz gösterme yapısına göre bu tetiklenemez lakin. Sebebi şu, direkt ben karakterinizden arayüz dosyasının içerisindeki bir event'ı tetikleyemiyorsunuz kolay kolay. Bunu en azından tam olarak şu anda bilmiyorum. Ben diğer taraftan kontrol edelim. Diğer projede çok daha komple bir şekilde bunları yapmıştım. Ve bazı uyarılar sürekli dönmekteydi. Evet, buradan ilerliyormuşuz. Tamamdır, hiçbir problem yok. Hemen halledeceğiz. Normal bir şekilde olabiliyormuş bu. Refresh Inventory isminde, yani genel olarak, daha doğrusu Refresh Widget diyelim. Refresh Jira diyebiliriz. Genel olarak envanterimizi, Jira penceremizin hepsini yeni bir aksiyon yapıldığında güncelleyecek bir update event lazım bize. Bunu da karakterimizin, yani kontrolörün içerisinde yapıyoruz. Sağ klik, Custom Event diyorum. Refresh Cheer demek istiyorum ben bunun ismine. Oluşturulan widget dosyası, yani main widget'ın içerisinden get inventory diyelim. Aynen. Inventory get cheer. Bunların isimleri normalde şurası oluyor. Burası oluyor. Gear panel. Inventory panel. Kaydettim, compile ettim. Ve kontrolcüme döndüm. Burada isimleri değişti zaten. Inventory panelin içerisindeki
Update Inventory fonksiyonunu almak istiyorum. Eşya aldığımda Refresh'i çalıştıracağım. Bu Update Inventory çalıştıracak. Böylelikle yeni yapılan işlem tekrar hesaplanacak ve ekranda görünecek. Şu anda yapmak istediğim işlem bu. Kontrolcüme giriyorum. Refresh Gear'ı bir yerde tetiklemem gerekiyor. Tetikleyeceğim kısımda E'ye bastıktan sonra, yani herhangi bir aksiyona geçtikten sonra ya da bir eşya aldıktan sonra diyebiliriz. Örneğin Take Item içerisinde bunu çalıştırabilirim. Şöyle oluyor. Take item içerisinde değil de direkt olarak send to request'ten sonra çalıştırmak en mantıklısı. Hemen buluyorum. Custom event olarak ayarlamıştık. Neydi ismi? Refresh gear. Refresh gear. Yukarıdaki event'ı da buradan tetikledim. Evet, gördüğünüz gibi. Amacım bunu yapmaktı. Şimdi biraz daha düzenleyelim. Buradaki isim sağ yassı görünüyor. Oysa ben ortada olmasını istiyorum. Otomatik bir şekilde görünmesine rağmen en sağ yassı bir şekilde göründü. Sebebi bu fil. Yani içini doldurmuş vaziyette duruyor ortamının. Bunu en sola yassı ve yukarıda göstereceğim. Şimdi kontrol edelim. Şimdi de evet, en solda görünüyor. Sanırım sebebi şu: bu fil olacak, lakin orta kısımda görünecek. Evet, small backpack şu anda görünmekte. Şimdi yerden aldığımız eşyanın daha önceden belirtilmiş 5 slotu var. Bu içerisinde 5 slot olan bir envantermiş. Buraya da hemen altına inventory'ye 5 eleman açılmış. Bunu önceki videolarda yapmıştık. Haliyle bunun içerisindeki bilgiye göre çantayı aldığımızda small backpack yazısı sağ taraftaki hemen altındaki o en koyu bölgenin içerisine 6 tane, pardon, 5 tane yan yana şey sıralatacağız. Boş ikon slotu. Oraya eşya koyabileceğiz. Daha sonra artık çantayı aldıktan sonra aldığımız diğer eşyalar oraya gelecek. Bunu da şu şekilde yapacağız. Oluşturulurken inventory oluşturulduğunda içerisindekiler de hani oluşturulurken, yani bu kısımda uniform get panel diyelim. Get inventory grid panel. Evet. Get inventory grid panel içerisinde bunu buraya bağlamak istiyorum. Şuradan. Get inventory grid panel içerisinde bir for each daha döndüreceğim. Loop diyelim. For loop şeklinde olacak. Başlangıç tabii ki sıfır. Bitişi de giydiğim çantanın eğer ki bu bir storable'sa item storage size vardır. Kaç tane içerisinde eşya alabilir? Diyelim ki yerdeki 5 taneydi. Burada da 5 yazıyor. 5 alıyoruz. Sıfırdan 5 eleman olacağı için sıfırdan 4'e kadar 5 eleman geçmekte. 5 eleman olarak belirlediğimiz asır çantasının içerisindeki slot sayısını. Bunu -1 olarak belirlemiştik. Yani 5'ten 1 çıkarttık, 4. Sıfırdan 4'e kadar 5 eleman var. Sıfırın kendisi ilk eleman. 2, pardon, 0, 1, 2, 3 ve 4. Toplamda 5 eleman oldu. Bu sayı kadar
Inventory grid panelin içerisine, yani buradaki boşluğun içerisine yan yana ikonlar dizdireceğiz. Create ettireceğiz. Bunları da şuradan alacağız. Widget oluşturuyorum, yeni bir saatlik. İsmini direkt olarak item diyorum çünkü asıl itemlarımız bunlar. Tekrar canvas paneli siliyorum. Size box oluşturuyorum. Üst panelim için 2'ye 2'lik bir çerçeve istiyorum. Size box'ın genişliğinde 64'e, pardon, scroll box olmuş. Size box'ın genişliği de 64'e 64 piksel olmasını istiyorum. 64. Evet. Desired diyorum. Hemen gördük zaten burada. İçerisinde bir imaj dosyası olacak. Evet. Çerçevesi de çıktı. İmaj dosyası olacak. İmaj dosyasının ismi zaten item ikon. Bunun da kısa yolu kendi içerisinden gelecek. Item ikon. Pardon. Temp ikon. Her hücre için bu ikonlar geçici olduğu için, yani kendisi hücrelerin içerisinde bir sürü item girip çıkabileceği için ikonları değişeceğine temp diyorum. Geçici dosyalar texture 2D olarak seçiyorum. 2 boyutlu resim dosyası. Ve item ikonu resim dosyasının tam ikon seçiyorum. Evet. Böylelikle içerisindeki eşya ne olacaksa onun ikonu görünecek burada. Ama onun dışında yapmak istediğim bir şey var. Ben bu item ikonlarının aynı zamanda bir arka planı olmasını istiyorum. Çünkü item ikonlarım benim arka planı saydam. Sadece eşyanın resmi görmekte PNG olarak oluşturduğumda. Tekrar bir tane size box'ın içerisine bunu kestim. Overlay ekleyeceğim. Overlay yapıştırdım. Bir tane daha aynı şekilde resim yerine border ekledim. Bulunduğu ortama göre fullledim bunu, kendisini. Item ikonunu bu arada 64 piksel yaptık. Item ikonunda geçici bir resim seçiyorum buradan. Sonuçta yapılacak olan işleme göre seçilecek. Ön planda fotoğrafın görmesi gerekiyor ve arka planda da bunu görmesi gerekiyor. Şu anda gerçekleştirdik. 0.5 0.25. Şu anlık istediğim item ikonu standardı bu. Buradaki resim de şu an tamamen geçici. Bu yani sadece burada görünen. Ayırt edebilmemiz için. Evet, inventory içerisinde kaç tane eşya varsa, slot varsa o kadar ben bu oluşturdum ve item dosyasından kredi edeceğim içerisine. Oluşturduğum inventory slotun içerisindeki inventory grid panelin içerisine. Hemen clear children diyelim öncelikle. Az önceki yaptığımız işlemi kopya çekerek. Evet. Ekledim. For loop'u oluşturacak. Create widget ve item şeklinde her birinde oluşturuyor. Lakin bu oluşturulanları grid panellere eklememiz gerekiyor.
Evet. Tekrar bir kopya çekeceğim. Çünkü bu grid panel ekleme muhabbeti benim de çok zamanımı almıştı uğraşırken. İçten çok geç öğrenebildiğim sistemdi. Meğersem çok kolaymış. Inventor içerisinde. Inventory bu eski envanter sistemimdi. Inventory button. Inventory button ne olduğuna bakmak istiyorum. Inventory button tasarımında burasıymış. Inventory button'ın içerisine oluşturulduğunda bir şey yapılmıyor. Bundan da alakalı değil. Karakterim üzerinden gidelim tekrar. Refresh Storage. Gear Event. Evet, burası. Gear'da oluşturdu. Evet, burası. Aradığım kısım burasıydı. Inventory Item. Evet, item oluşturuluyor. Ve her bir evet, set konup oluşturulduktan sonra A Child Uniform Grid dedikten sonra Set Row. Ben bunları hemen kopyasını alacağım. En çok yaptığımız şey. Şöyle. Birbiriyle alakalı olanların. Kopyasını alıyorum. Ve mantığını anlatarak. Yapacağım işlem şu. Inventory item mı? Yani oluşturulan item. Bu boş olacak ilk başta içerisinde eşya olmadığı için. Bunları sırt çantamın ya da elbisenin genişliği kadar bunların içerisine oluşturmak istiyorum alt kısmına. O kısım oluşturuldu şu anda. Bunun içerisine oluşturuyoruz artık mantıken. Uniform gridimin içerisine oluşturduğum dosyayı yani item widget'ı ekliyorum. Daha sonra bunun hangi slotta yer alacağını ayarlıyorum öncelikle. Bunlar daha önceden ayarladığımı tabii buna da bakmak gerekiyor. Misal inventory bölümümün Container School Box, lakin benim ihtiyacım olan burası. Hemen arıyorum. Bunlar butonlar.
Bu eski sistem bu arada, affedersiniz. Inventory button aynen eskisi. Görüldüğü gibi. Evet, asıl olay burada. Hep yanlış yere bakıyormuşuz. Item, inventory item. Burası daha önceden tanımlama. Herhangi bir tanım yok. Aynen herhangi bir şey yapmamıza gerek yok o yüzden. Uniform grid panel kullandığımız aynen bu şekildeydi. Hemen yapacağımız işlem şu olacak. Kendi projemize dönüyoruz. Yan yana 6 tane olmasını planladık. Burada da aynı şekilde planlıydı. Bunlar aynen kalacaklar. İndeks sayısı 0. İlk eleman işlemi yaptığında 0'ı 6'ya bölüyor. Kalanına göre işlem yapıyor. Eğer ki buradaki sayı 6 olursa, 6'nın 6'ya bölümünden kalan 1 olursa bir sonraki işlemi bir alt satırdan yapmaya devam ediyoruz. Dizdirme işlemine. Altı tane dizdirdik. Bir sonrakini alt satırdan yapmaya başlıyor. Hesapta hata olabilir. Onu kontrol etmemiz gerekecek. Bir tane oluşturdu. Sebebi sanırım şununla alakalı. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Öbür tarafa. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Tek bir tane görünüyor. Hemen kontrol edelim. Buradaki uniform grid panelim. Önceden ayarlı değil. Kendi içerisindeki eşyalar soldan sağa doğru silinecek. 6 tane olmasını planlamıştım. 6 tane yürü burada bir işlem yapılıyor. Eğer ki ilk gelen eşyanın indeks sayısı 0. 0 bölü 6 kaç ise yuvarlak hesap 0 oluyor. 0. Satıra ve onun da 6 ile çarpımı 0 olduğu için sıfıra ekleme yapıyor. Sanırım sorunumuz şurada. Emin değilim. Evet, sorunumuz burada. Kendisini bağlamamız gerekiyor tekrar. Ezbere yaptığımız için. Evet, 5 tane ekledi. Misal ben çantamın eğer ki üzerindeki bilgilerini 5 değil de 6 yaptım ve bir tane daha ekledim buraya. 6 tane görünüyor. Kaç tane eklerseniz o şekilde görünüyor. Eğer ki 7 tane eklersek 8 ekleyelim hatta. Buradakini şimdilik yapmamıza gerek yok ama birbiriyle aynı olmak zorundalar.
Gördüğünüz gibi 8 tane slot oluyor. İçerisinde listelenen. Şimdilik bu dersimizde bunları gördük. Çok fazla duraksama oldu. Sebebi unuttuğum noktalar oldu. Kısaca bir toparlamaya çalışayım. Nasıl, ne yaptığımızı. Öncelikle arayüz olarak oyundan direkt göstermek istiyorum. Evet, fotoğrafını aldım. Şu şekilde. İlk ekranımız gear penceresi. Yerden aldığınız bir eşya, eğer ki koyabileceğimiz, içine koyabileceğimiz bir yer yoksa, pantolon, işte kemer, bir elbise, nasıl diyeyim, ceket yoksa, sırt çantası yoksa üzerimize alamıyoruz. Şu anki sistem bu şekilde. Mesela yerden sırt çantası aldığımızda giyiyoruz bunu ve hemen bize içerisinde belirlediğimiz slot sayısı kadar item slotları açmakta. Burada kullanılan iki panel var. Birisi gear panel, ikincisi inventory paneli. Üçüncüsü giyilen kıyafetlerin alt alta sıralandığı şu kısımlara gelecek olan şu parçalar. Bunlara inventory slot dedik. Ve üçüncü bir, pardon, dördüncü bir parçada içerisinde kullandığımız asıl item, yani W item widgetleri. Sırtımızdaki çantanın içerisinde olan eşyaları buradaki ikonlarda sıralayacağız. Mantık bu şekilde ilerleyecek. Giydiğimiz kıyafetleri de, içerisinde sadece eşya konulabilenleri tabii ki, burada sıralayacağız. Hepsinin altında bu şekilde boşluklar olacak, slotlar olacak ve buradan işlem yapacağız. İlk yaptığımız işlem şu oldu. Arayüz dosyası açıldığında, ya oyun açıldığında, şu pencereyi açtığımızda hemen hesaplama yapıyor. Bu arada temizleyelim bunları. Inventory paneli açıldığında hemen hesaplama yapıyor. Üzerinde giyinmiş kıyafet var mı? İlk 5'i kontrol ediyoruz. Gear içerisindeki 0, 1, 2, 3, 4, 5 olduğundan, pardon, 0, 1, 2, 3, 4 olduğundan ilk 5'ini kontrol ediyor. Eğer ki bunların arasında giyinmiş bir elbise varsa hemen onu burada bu şekilde oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Bu çantanın içerisindeki slot bilgisini alıyoruz. İkon bilgisini buraya, isim bilgisini buraya yazıyoruz. Ve içerisindeki slot bilgisi kadar da bu boşlukları oluşturuyoruz. Bu boşluklar nasıl oluşturuluyor? Onu da şöyle göstereyim. Bu boşluklar şu şekilde oluşturuluyor. Daha önceden tasarladığımız bu sistem. Eğer ki giyilmiş bir kıyafet varsa, karakterin içine eşya koyabilecekleri eşyalar arasında giyilmiş bir kıyafet varsa, onu hemen ekrana oluşturuyor. Ve o slottaki, giyilmiş olan slottaki bilgileri göre de buradaki içeriği dolduruyor. Burada yapılan işlemler bunlar. Daha sonra bu içeriğin içerisine kaç tane slotu varsa o kadarlık bir işlem yapılıyor. Sıfırdan item storage size'ına kadar aynı şekilde dolduruluyor. Ve her doldurulduğunda, her loop çalıştığında, loop'un anlamı da şudur bu arada. First index, ilk sayıdan son sayıya kadar bu işlemi yapar. Bir kere yapar. İndeksi sıfırdır. First index ilk başta sıfır gelir. İkinciyi yapar, bir gelir. Dörde kadar bu şekilde devam eder. Toplamda 5 kere yapmış olur bunu. Her yaptığında indeks sayısına göre kaçıncı bloğa geleceğini oluşturulan ikinci bir şu şekilde göstereyim. İlk slotun indeksi 0. İkincisinin 1, 3, pardon, 2, 3, 4, 5. 6 slotluk toplamda genişliği var. İlk indeksi 0'ı 6'ya bölüyor. 6'ya bölümünden eğer ki çıkan 1 değilse, yani kalan 0'sa, yani bölünmüyorsa tam olarak indeks 6'ya, o zaman ilk satıra yazıyor hepsini. Eğer 6'ya bölünüyorsa, 6 burası oluyor. Eğer 1 oluyorsa ikinci satıra yazıyor. Bu tarafı sıralamaya başlıyor. Bir yatay olarak yüksekliğini, ikincisi de sağa doğru kaçıncı sıraya ekleneceğini, yani süt
sütun ve satır sayıları ile işlem yapıyoruz. Burada sütun göründüğü gibi ve satır. Bu bayağı karışık bir ders oldu. Zor anlattım ben de. Mantığını tabii kafamda hani anlayabiliyorum, kurgulayabiliyorum. Tabii ki anlatmak çok ayrı bir mecra. Sorularınızı muhakkak anladığınız yerlere yazın. Daha güzel bir şekilde anlatmaya çalışırım. Olmadı videoyu tekrar çekmeye çalışırım. Daha anlaşılır bir şekilde. Hepinize